Herkese merhaba, ben Dilek, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kitap alışverişimi paylaşacağım. Aslında bu kitap alışverişi bana çok uzun zamandan beri burada var kitaplarım. Mart'ın ortasından ya da sonundan beri burada aslında ama bir türlü çekmeye fırsatım olmadı. Şimdi çekiyoruz. Bu 6 kitaplık bir alışveriş. Şöyle başlayalım. İlk önce tüm kapıları kilitle. Bu kitabı okudum bile. Hatta okuma blog kanalımda mevcut. Ona da aşağıdaki linklerden ya da şuralardan bir yerlerden ulaşabilirsiniz. Jules aynı gün hem işini hem erkek arkadaşını kaybediyor. İş yani çalışan azaltma amaçlı, yapılandırma amaçlı bir proje oluyor ve Jules'u işten atıyorlar. Jules işten çıkıyor, erken gittiği için erkek arkadaşını sınıf arkadaşıyla yakalıyor birlikte uygunsuz bir biçimde. Ondan sonra o evden ayrılıyor. En yakın arkadaşı Claire'in evinde, kanepesinde yaşamaya başlıyor. Ama Claire'in de çok güzel, çok ciddi bir ilişkisi var Paul. Paul aralarını bozmak istemiyor, kanepede uyumak istemiyor. Bir ev lazım ona, bir para lazım. Böylece ev bakıcılığı işine başvuruyor. Bartmetov, onu hala söyleyemiyorum. Böyle görkemli bir binada ev bakıcılığı işi teklifi kabul ediyor. Bu işte çalışıyor. Çalışacak 3 aylık para, 12 bin lira para verecekler ona. Kız anlamıyor. Boş evde tek başına yaşayacak ve evin düzenini devam ettirecek. Neden böyle güzel bir binada bu kadar çok fazla parayla bir ev bakıcılığına para veriliyor diye anlamıyor. En yakın arkadaşı Claire onu uyarıyor, işte şöyleydi böyleydi falan diye. Ama o inanmıyor. İşte o lanete, o sırlara inanmıyor. Sonra İngiliz adında yine bir ev bakıcısı olan bir kızla tanışıyor. Tanışmalarından kısa süre sonra İngiliz kayboluyor. Bu Leslie diye bir kadın var. Leslie'ye soruyor, onu işe alan kadın. Leslie de diyor ki İngiliz gitti, terk etti burayı. Tabi buna inanmıyor ve bunun ardından gitmeye çalışıyor. Hani ne oldu İngiltere diye. Bunu anlatıyor. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Sonra bugün tekrar soracak olsam. Bu birazcık aile draması sanırım. İki eş var. Kocaları, iki ailenin eşleri aynı iş yerine çalışıyor. Yan yana evlerde oturuyorlar. Birinin kızı birinin oğlu oluyor ve bunlar aralarında bir bağ oluşuyor. Ama ailelerin arasında bir sır, bir gizem, bir olaylar falan var. Tam olarak bilmiyorum. Ben burada güzel sallıyorum. Başka bir şey çıkıyor, sonra yeniden açıklıyorum. Bu da böyle aile draması, gerilim, gizem tarzında tuhaf bir kitap. Ama yakında okuyacağım. Yabancı bookstagramlar, booktuberlar kesinlikle bu kitabı çok sevmişti. O yüzden bunu da okuyacağım. Sonra burada ilk aşk, ilk günah var. Bu da birazcık gerilim, cinayet, polisiye, aşk tarzında bir kitap. Okulun en popüler kızı var, kayboluyor. Kayboluyordu değil mi? Aynen, gidiyor. Ondan sonra en yakın arkadaşı CEO 10 yıl sonra mı ne falan bir güzel bir yere geliyor. Ondan sonra işte bu arkasında bir şeyler çıkıyor. Biri 3 tane daha kadını öldürüyor. Birinin evinin bahçesindeki ağacın dibinde gömülü bulunuyor falan filan. Bayağı karışık, gerilimli bir kitap. Sonra çok heyecanlı olduğum bir kitap. Ben Nicholas Sparks'a bayılıyorum. Gerçekten filmlerine bayılıyorum. Ve Unutulmaz Anılar, I Want to Remember benim aldığım bir kitaptı. Hatta şurada yabancısı. Ve Artemis Yanılır'ı bunu çevirdiğinde çıldırdım. Kesinlikle bunu da okuma vlogunu, maratonunu, bir şeyini yapacağım. Gerçekten çok güzel bir kitap. Bir kızımız ve bir çocuğumuz var. Kızımız böyle herkes tarafından dışlanıyor. İşte rahibin kızı, papaz, rahibin kızı. Ondan sonra işte herkes aynı şeyleri giymelerine falan dalga geçiyorlar. Sonra London diye bir çocuk var. Bu ikilinin gerçekten harika aşkını okuyoruz. Keşke bütün erkekler London kadar sadakatli, London kadar aşık, London kadar sadık kalabilseler, çok isterim. Ama nerede bizde onun? Sonra Frank'in ikili yaşamı. Bu da çok komik bir kitap olacağını düşünüyorum. Frank Koreli ve ailesinin en büyük bir kuralı var. Koreli bir kızdan başkasıyla çıkamazsın diye. Frank de bir gruba üye. Bir grupta
bulunuyor ve o gruptan bir kızın da ailesi bu şekilde baskılı ve bu kızla çıkıyormuş gibi yapacaklar. Ama Frank'in başka hoşlandığı kız var. Kızın da sanırım başka hoşlandığı bir çocuk var, bilmiyorum. Bunlar yalancı çıkma, hani bu şey gibi. Sevdim Tüm Erkeklere serisindekilere Jean ile Peter'ın yaptığı yalancı anlaşma gibi bir şey. Kesinlikle çok seveceğim. Sonra burada dişli kızlar var. Dişli kızlar için de çok heyecanlıyım. Pembe benim en sevdiğim renk ve şu tatlılığa bakar mısınız? Ama uyumuşuz bugün. Vivian artık kasabasındaki olaylardan, saçmalıklardan, her şeyden çok sıkılmış. Ve annesinin geçmişiyle ilgili bir şey öğrendikten sonra okulda bir gazete yayınlıyor. Kimse onun ne olduğunu bilmiyor. Tam bu olaydan vazgeçecekken feminist gazeteyi yaymaktan kızlara çok yardım ettiğini görüyor bu gazetenin. Yardım aldıklarını görüyor ve devam ediyor. Bu da birazcık feminist, aslında baya baya feminist bir kitap. Kesinlikle okumayı istiyorum. Benim kitaplarım 2, 4, 6, evet. Benim aldığım kitaplar bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek olmak istiyorsanız çok sevinirim. Siz hangi kitapları merak ediyorsunuz? Sizin günleriniz nasıl geçiyor? Yorumlara yazarsanız sohbet edebiliriz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.